Rusya Federasyonu'na bağlı Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'nin iki büyük kentinden biri olan Karaçay kenti, adını bu bölgede yaşayan Karaçay Türklerinden alıyor. Kuzey Kafkasya'nın en güzel şehirlerinden biri olan Karaçay'da alıyoruz soluğu, o uzak köyümüze yola çıkmak için. Doğanın yeşil yüzü, gri ve siyah bulutlarla birlikte kentin girişinde elinde ayran kasesiyle bir Karaçaylı kadın karşılıyor bizi. Burada konukseverliğin sembolü ayran ikramı. Kent her şeyiyle bir milli park havası andırıyor ilk bakışta. Çoğu büyük kentlerin resmi ve soğuk yüzüne inat, Karaçay kenti sokaklarıyla, çarşı pazarıyla, minaresindeki hilaliyle, güler yüzlü ve her yönüyle hayata tutunan insanlarıyla sıcak karşılıyor bizi. Kendimizi bir Anadolu kentinde gibi rahat hissediyoruz sokaklarda ilerlerken. Minareler kalem olmuş, gökyüzüne Kafkasya'nın en özgün resmini çiziyor. Ben bilemezsem kesin daha bilese. Yeryüzü ise gökle irtibatını hiçbir zaman kesmemiş bu coğrafyada. Yüreğimden çumpul seni taşlarga ne derikse bacarılmaz. İkinci Dünya Savaşı'nın ve Soğuk Savaş yıllarının etkileri sürse de kentin pek de umurunda değil bu soğukluk. Çığıp çığıp karşıladan karasam, görünmeyse cal yüreğimi carasa, yaralarımı can ırtasa sen tamam, kolaylıkta beni koyganın tamam. Yaralarımı can ırtasa sen tamam, kolaylıkta. Kentin resmi ve anıtsal yüzünü kaydettikten sonra o uzak köyümüze doğru yola çıkıyoruz. Yanıbaşımızdan geçen atlı da kendi özgünlüğüyle ve kendi derin yolculuğuyla tanıklık ediyor yolculuğumuza. Ha yağdı, ha yağacak bulutlardan, şırıl şırıl akan derelerden. Coğrafyayı gümüşü ışıklarıyla aydınlatan gün ışığından örülü bir şiirle kat ediyoruz mesafeleri. Kartjurt köyü, Karaçay'ın en eski köylerinden biridir. Köyün geçmişi 1000 yıl öncesine dayanır.
İlk Karaçaylılar da bu köye yerleşmişler. Belli bir süre buranın zorluklarına sabrettikten sonra çoğalarak başka yerlere gittiler. Bilgilere göre o zamanlarda Karçurt'ta 10 bin civarında insan varmış. Onların genel işi çeşitli hayvanlar beslemek ve onları çoğaltmakla ilgiliydi. Çiftçiler de genelde patates yetiştiriyorlardı. Zor olsa da hayatlarını devam ettiriyorlardı. Bizim Karçurt köyünde çoğu insanın 4-5 tane büyükbaş hayvanı var. Her sabah erkenden kalkarlar, hayvanları sağarlar, sonra onları yaylalara götürürler, otlatırlar. Geçmişte Karçurtlular biraz zorluk çekseler de şimdi güzel bir hayat yaşıyorlar. Hayvan besleyerek, patates yetiştirerek hayatlarını devam ettiriyorlar. Tabii ki daha iyi olması için uğraşıyoruz. Bugünlerde burada az insan olsa da güzel yaşıyoruz. O uzak köyümüze geldiğimizde şarkımız daha bir dokunaklı oluyor. Selam verip selam alıyoruz. Tarihten güncele bir köy haritası çıkarıyor konuştuğumuz Karaçaylılar, Anadolu'daki gibi. Sokaklar, ağaçtan çitler, yolda oynayan çocuklar, başıboş köpekler, el işiyle zamanı ören kadınlar da öyle. Bizden sıcak ve vakur, kadınlar evlerinin kadınları. Bizim hayatımız sabah erkenden başlıyor. Hayvanları sağdıktan sonra onları yaylaya, otlamaya gönderiyoruz. Ondan sonra da işlerimize yemek yapıyoruz. Zamanımız olduğunda ise gördüğünüz gibi el işi yapıyoruz. Bazen yaptığımız el işlerini satıyoruz. Akşam için de yemek yapıp günümüzü böyle geçiriyoruz. Bir eve konuk oluyoruz. Evin kadını alışkın elleriyle hamuru yoğuruyor. Hamuru yoğururken kendi geçimli hayatından bir şeyler katıyor hamura, sevincinden, acısından, kederinden. Hamura şekil veriliyor ve Karadeniz mutfağına benzeyen Karaçay'a özgü bir hamur işi çıkıyor karşımıza bir sanat eseri olarak.
ve çok yaygın olan Karaçay yemeklerinden biri hıçındır. Onu çeşitli malzemelerden yapabilirsiniz. Mesela patates veya etten. Yağda kavurabilirsiniz. Ayrıca tavada ya da fırında pişirebilirsiniz. Hıçın yemeğinin özelliği hamurun kabartma tozuyla yapılmasındandır. Her ailenin kendine özgü bir usulü var ve aileler bu yemeğin özel sırlarını gelecek nesillere iletiyorlar. Un, süt, biraz su, kabartma tozu, yumurta, tereyağı ve tuzu karıştırarak yemeğin hamurunu hazırlıyoruz. Hamur hazır olduktan sonra onu 1-1,5 saat bekletiyoruz. O sırada biz içini hazırlıyoruz. Biz hıçınımızı patates ve kaşardan yapıyoruz. Önce patatesi haşlıyoruz, sonra onu püre haline getiriyoruz. Pürenin biraz soğuması lazım. Püremiz soğurken kaşarımızı rendeliyoruz. Kullandığımız kaşarın ev yapımı tadında hafif acılı ve tuzlu olması önemli. Soğumuş püreye rendelenmiş kaşarı karıştırarak, onlara köfte gibi şekil vererek yuvarlak hale getiriyoruz. Bu arada hamur da dinlenmiş oluyor. Aynı yuvarlak şekli hamurlara da vererek yaptığımız iç malzemeyi hamurla birleştiriyoruz. Bir küçük tabak şeklindeki hamurla onun içini kapatarak yemeği pişirmeye hazırlıyoruz. Ondan sonra ısınmış yağı hıçına atarak pişiriyoruz. Bu usul en çok yaygın olan usuldür. Bu yemek genelde tereyağı ve buraya özel yoğurtla birlikte servis edilir. Bu yemek çok lezzetlidir. Patatesi kendi bahçemizde ürettiğimiz için bizce daha da lezzetli oluyor. Şimdi sizin için hazırladığımız bu yemeği afiyetle yiyeceksiniz. Afiyet olsun. Karaçay'da misafir kabulünün sembolü ayransa, misafir ağırlamanın sembolü de bir nevi kurban addedilen koyun kesimi. Her ağır misafir için bir koyun kurban edilir. Etin kesimi, dağıtımı, pişirilmesi ve ikramı da özel yöntemlerle yapılır. Nasip canağan gibi karasam tav başlağa. Bu Karaçaylılar. Karaçaylılarda bayramlarda çocuk doğduğunda veya misafir geldiğinde küçükbaş hayvan kesmek asırlardır bizim geleneğimizdir. Küçükbaş hayvan kesmek bir kurbanlık olarak kabul edilir ve iyi niyetlerle yapılır. Kesilen hayvanın etlerini özel bir yöntem ile ayırıyoruz. Kurbanlık için kesilen hayvanın kemiklerini kesmek veya onlara zarar vermek uygun değildir. Kemiğin kendi bölündüğü yerden ayrılması gerekir. Kesilen hayvanın her bölgesel kemiği özel misafirlere verilir. Gençler için ayrı, yaşlılar için ayrı, bayanlar ve çocuklar için özel ayrılmış kemik ve etleri verilir. Her kemiğin ve etin kendi özelliği var. Bayanlara ayrılmış bölgenin erkeklere verilmesi uygun değildir. Eğer böyle olursa onları üzmüş oluruz. Gençlere özel ayrılmış et ve kemiği büyüklere verirsek, bu hakaret anlamına gelebilir. Bu geleneğimiz bizden sonra da böyle olacaktır.
каких случаях преподносить. Но считается, что с одного барана... Bir küçük baş hayvandan 16 kişilik misafir için özel bölgesel et ayırabiliriz. En özel ve en büyük misafirlerimiz için hayvanın yarım baş kısmını ve bir budunu veriyoruz. Elini tutun ayağına, kalbına borcun dere, cigit kara çay çaşla. Sofraya oturmamız için her şey hazır da, etten, meyveden, ekmekten, börekten önce gönlünü ikram ediyor Karaçay Türkleri. Bizim halkımız çok zengin olmasa da çok medeniyetli bir toplumdur. Büyük seyyahlar gelirken bilmeden geldiler ve gittiklerinde hep buradaki güzelliklerinden, kendi eserlerinden bahsettiler. O seyyahlar bizim halkımızla ilgili bahsederken çok kültürlü, temiz, misafirperver olduğumuzu dile getirdiler. Buraya sadece yabancılar değil, Rusya'dan ve Gürcistan'dan da geldiler ve çok beğendiler. Onlar bizim halkımızla konuşurken çok kültürlü olduğumuzu ve bizi çok sevdiklerini dile getirdiler. Yemeklerimizi, geleneksel elbiselerimizi, misafirperverliğimizi çok seviyorlar. Buralara çok turist geliyor. Sovyetler Birliği zamanında da o ülkelerden buralara gezmeye geldiler. Sovyet sınırları içerisinde çok çeşitli insanlar olduğu için oralardan sık sık insanlar buraya gezmeye geliyorlardı. Mesela Ukrayna'dan, Belarus'tan, Leningrad'dan, Moskova'dan geliyorlardı. Burası bir geçiş yeri olduğu için turistler burada geceleyip sonra yola devam ediyorlardı. Biz onları kendi ailemiz gibi kabul eder, onlardan hiçbir ücret istemeden yemeklerimizi onlara ikram ederdik. 10-15, 30-40 kişiye kadar gelen misafirler için en güzel odalarımızı ayırırdık. Onlar sevinerek derlerdi ki, biz her gittiğimiz yerde para öderiz. Ama siz hiçbir şey istemiyorsunuz. Biz size şaşıyoruz. Güzel ve temiz evlerinizle, eşsiz misafirperverliğinizle bizi çok sevindirdiniz diye yollarına devam ediyorlardı. Umarım bu özelliğimiz gelecek nesillere miras olarak devam edecektir. Bizim çocuklarımız da böyle arkadaşlıkları, akrabalıkları devam ettirerek, diğer ülkelerden gelen misafirleri sevindirerek bu kültürü devam ettirecekler diye umut ediyorum. Biz sizin de gördüğünüz gibi elimizde, evimizde ne varsa misafirlerimizi karşılamayı, onları en iyi şekilde ağırlamayı kendimize bir ödev biliriz. Biliyorum ki bu özelliğimizi bizim çocuklarımız da devam ettirecek. Çünkü bu bizim kanımızda var. Ve sizin de bir daha gelmenizi tekrar isteriz. Buralara gelerek bizi unutmayarak çok sevindirdiniz. Her zaman bekleriz. Az önce etinin lezzetini damaklarımızda hissettiğimiz sadece bu bölgede yetişen ve doğal beslenen Karaçay koyunlarının büyükbaş hayvanlarının bölge için ne kadar önemli olduğunu dinliyoruz köyümüzün çobanından.
Karaçaylıların kendine özgü hayvanları var. Büyük ve küçükbaş hayvanları olsun, hepsi var. Karaçay'a özgü atlar var. Mesela Karaçay'ın özel koyununun eti, farklı lezzetiyle çok meşhurdur. Dış görüntüsü de farklı olmak üzere, onlar sadece Karaçay'a özgü hayvanlardır. Bizim koyunlarımız dağda beslenen bir koyun çeşididir. Bizim keçilerimiz de diğer keçilere göre çok farklıdır. Kahverengi olan çok güzel keçilerimizin de etleri çok lezzetlidir. Karaçay'ın dağlık bölgeye özel atları da çok dayanıklı olması sebebiyle oldukça meşhurdur. At oyunlarında da bizim Karaçay atları genellikle birinci olur. Karaçay'ın büyükbaş hayvanlarının ise Karaçay'a özel olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü çok çeşitli hayvanlar vardır. Küçükbaş hayvanları beslediğimiz için devlet bize hayvan başına yıllık 250 ruble veriyor. Bu da devletin bize verdiği bir destek oluyor. Büyükbaşlar için ise yine hayvan başına yıllık 6000 ruble civarında destek alıyoruz. Sağdığımız sütlerden peynir yapıyoruz. Başka yerlerde sütü fabrikalara satıyorlar. Ancak bizim bölgemizde fabrikalar bize uzak olduğu için sadece peynir yapıyoruz. Ama fabrikalarda bizim yaptığımız peynirlerden yapıyorlar ve peynir çeşidini çoğaltıyorlar. Köyün geçimi hayvancılık yanında tarıma da dayanıyor. Herkes halinden memnun. Bir bahçe içinde gibi yaşıyor hayatını, ekiyor, biçiyor, üretiyor. Kartjurt köyünün dağlık bölgelerinde genelde sebzeler ve meyveler yetiştiriyoruz. Onlar çok doğaldır. Detayına girersek patates ve havuç yetiştiriyoruz. Burada şalgam ve sarımsak da yetiştiriyoruz. Ve bu toprağı suyla beslememiz gerekiyor. Toprağın çok suya ihtiyacı olsa da, buralarda bolca suyumuz olduğu için hiçbir zorluk çekmiyoruz. Yeterince sulayabiliyoruz. Bu işlemlerde hiçbir kimyasal madde kullanmadığımız için yetiştirdiğimiz sebze ve meyveler de çok doğaldır. Buraya gelenler de bizim sebze ve meyvelerimizin ne kadar doğal olduğunu görüp severek alıyorlar. Bizim havucumuz çok meşhurdur. Bol vitaminlidir ve soludur. Patateslerimiz de çok büyük ve çok lezzetlidir. Buradaki insanların genel işi hayvan beslemek ve sebze meyve yetiştirmekle ilgili olduğu için onlar bütün gücünü bu işlere veriyorlar. Dolayısıyla burada yetişen sebze ve meyveler çok doğal ve leziz oluyor. Büyük bir emek veriyoruz ve sonuçlarını da çok güzel bir şekilde alıyoruz.
Bizim Karaçay halkının eskiden telli aletler olsun, nefesli aletler olsun, kendine özgü müzik aletleri vardı. Onlardan biri ise kıl kopuzdur. Kıl kopuz hemen hemen bu elimdeki enstrüman gibidir. Sadece şekil olarak biraz farklıydı. Bunun gibi telleri de vardı ama onun telleri şimdiki gibi malzemelerle değil, o zamana özgü malzemelerden yapılıyordu. O yüzden bugün o eski kıl kopuzdan kimse üretmiyor. Bizim eski kıl kopuzumuz olmasa da, şimdi ona benzer bizim kullandığımız balalayka adlı enstrüman var. Balalayka enstrümanı Kafkasya, Çeçenistan ve bizim Karaçay'da da çok yaygındır. Herkes bu enstrümanı çalıyor. Böylece o milli bir enstrüman oldu. Bildiğim kadarıyla bu Rusların milli enstrümanıdır. Ama bugünlerde çeşitli bölgelerde kullanılan bir hale geldi. Ağaçlar bir şarkı söylüyor. Toprak bir şarkı söylüyor. Yağmur bir şarkı söylüyor. Bu şarkılarla uyum içerisinde Karaçay bir şarkı söylüyor. Bütün bu şarkılara eşlik eden yüreğimizin şarkısıyla ayrılıyoruz Karaçay'daki o uzak köyümüzden. Halal yüreğin tazadı seni, tavlada şavdan sulada. Bıllay vermenin ekter miltesi, gözüme vurmayasını. Tavda tüzde day izleyme seni, kaydasa bildir kesini. Tavda tüzde day izleyme seni, kaydasa bildir kesini. İki gözünde tüm karadıla, kaşların toga yaylanıp. Sen kayrı varsan yarı var ama, yüreğim sana baylanıp. Sen kayrı varsan yarı var ama, yüreğim sana baylanıp. Bıllay vermeni nektar milkesi, sözüme vurma yesini. Tavda tüzde day izleyme seni, kaydasa bildir kesini. Tavda tüzde day izleyme seni, kaydasa bildir kesini. Avrup mu catasa dep soradıla, seni görmeyen günümde. Jandarman çığım canız kesinse, inan tüş.